Bloomberg ET ekranlarından herkese günaydınlar. Piyasa masasına hoş geldiniz. Bugün de piyasa masasında para piyasası müdürümüz Serdar Pazı ile birlikteyiz. İyi haftalar. İyi haftalar olsun. Teşekkürler. Çok başlık var. Birden fazla not var. Bir anda ben birkaç tanesini şöyle özetlemeye çalışayım. Sonra her birine detaylı bir şekilde inmeye çalışırız. Cuma günü biz içeride 2021 yılı bilanço sezonunun son gelen seans kapanışıyla birlikte bilançolarla sonlandırmış bulunduk. Evet. Bu bilançolarda işte Vestel vardı, öne çıkanlar arasında yer aldı. Onu değerlendirip irdelemeye çalışırız. Model portföyde değişikliğe giden garanti yatırımı görüyorum notlarımızda. Evet. Şeker yatırımın Doğuş Otomotiv notu vardı. O tarafı konuşuruz. Fakat tabii bu şirket haberlerinin dışında makro cephede de çok önemli gelişmeleri takip edeceğiz. Bu gelişmelerden ilki G20 ülkelerinin 8'ini neredeyse 7-8 tanesi Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu tarafı kenara birinci not olarak bırakabiliriz. Evet. İki numaralı notlarda Çin'de vaka sayıları artıyor. Bu teknoloji hisselerine baskı yaratıyor. Bu tarafı değerlendirebiliriz. Rusya-Ukrayna savaşına dair müzakereler devam ediyor. Oradan gelen mesajlar da emtia fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Her ne kadar emtia fiyatları zirvesinden geri çekilse de yılbaşından bu yana %10'larla, %50'lerden hatta %100'lere kadar değişen bir fiyat artışları var. Bu hafta ne bekliyoruz, geçen haftayı nasıl bıraktık deyip önce bir yorumunu rica edeyim. Evet, yani hisse senetlere bakıldığında yılbaşından bu yana %12 toplamda kayıpta, yani dünya endeksi olarak bakıldığı zaman. Ve hani kayıplar da devam edecek gibi, hani çok net bir sinyal olmamakla beraber sert volatilitenin bu hafta devam edeceği neredeyse kesin gibi. Çünkü Ukrayna-Rusya tarafından çok hani piyasayı böyle geceden gündüze çeviren mesajlar gelmeye devam ediyor. İşte bir hani bakıldığında geçtiğimiz hafta kapanışa doğru Putin'den gelen işte müzakere noktasında olumlu gelişmeler var. Bir olumluya döndürdü. Ondan önce hatırlanacak olursa işte buradaki Antalya'da yapılan hani görüşmelerden böyle çok Dışişleri Bakanlığı. Evet, Dışişleri Bakanlığı görüşmesinden hani tabii ki temas olması güzel, olumlu ama net olumlu bir şey, mesaj dışarı çıkmadı, yansımadı diye bir negatif etkisi olmuştu. Şimdi işte bu hafta bakıldığında Polonya sınırına yakın işte Rus birliklerinin yaptığı aksiyonların yarattığı yeni bir miktar tedirginlik var. Yani bunların hepsi üst üste konduğu zaman hem emtia tarafında, hem hisse senetleri tarafında, hem FX piyasasında, döviz piyasasında, hem tahvil tarafında çok ciddi bu volatilitenin bu haftada devam edeceği neredeyse aşikar. Yani emtia piyasasında mesela bir rahatlama oldu vesaire diyoruz ama gene işte doğalgaz fiyatları iki katında, petrol fiyatları üç hanelerde, yani son 7-8 yılın zirvelerine yakın. Hani denge buralarda oluşacaksa o zaman hakikaten dünyanın geri kalanının enflasyon noktasında bayağı işi var demek. Ya ki zaten biz hani bu Ukrayna-Rusya savaşı öncesinde enflasyona yönelik merkez bankalarının nasıl aksiyon alacağı, o ekonomilerdeki ısınmayı nasıl ekonominin düzenini bozmadan da soğutacağı yönünde beklentileri konuşurken, şimdi bir de üstüne üstlük Rusya-Ukrayna gelişmesiyle birlikte işin böyle kaymağı oldu şeklinde yorumlayabiliriz. Tabii bu gelişmeleri de şimdi biz burada değerlendiriyoruz. Gerek hisse senedi piyasasında işte çift tane yılbaşından bu yana değer kayıpları. Evet. Hatta bazı kurumlar, Goldman gibi kurumlar bu yıl iki defa S&P'de hedef fiyatını aşağı yönlü revize ettiğini gördük 2022 yıl sonu için. Bunu konuşuruz ama onun öncesinde şunu da sormak isterim. Şimdi merkez bankalarında da geçen hafta biz ECB'yi izledik. ECB'de güvercin bir tavır bekleniyordu. Niçin güvercin bir tavır? Çünkü dibinde gerçekleşen işte Rusya-Ukrayna gelişmesinin enflasyon üzerindeki etkileri veya büyüme üzerindeki negatif baskıları yaratabileceği, bu yüzden de hani kısmi tırnak içerisinde güvercin bir ECB görebileceğimiz konuşulurken oldukça şahin tam tersi tonda bir ECB takip edildi. Şimdi burada merak konusu da şu: Fed ne yapacak? 25 bas puanlık bir faiz arttırımı bekleniyor ama yine projeksiyonlar da paylaşılacak. Bu projeksiyonlarda 2022 Fed nasıl okuyor? Bu sanki önemli. İngiltere Merkez Bankası 25 bas puan faiz arttırımı bekleniyor. Evet. Hakeza Brezilya 100 puan. Bizim de Merkez Bankamız var. Merkez bankalarının nezdinde hani nasıl bir perspektif çizilir bu hafta? Şimdi Avrupa ekonomisinin tabii bu yani Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan çok daha birebir etkilenmesi Amerika'ya görece. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'nın bir miktar daha güvercin kalması görece FED'e ve İngiltere Merkez Bankası'na göre beklenir. Tabii şimdi orada bir miktar hani söylemle eylemin uyuşmaması durumu var. Yani Avrupa Merkez Bankası'nda özellikle kuzey tarafın, yani Almanya, Hollanda, Avusturya başta olmak üzere bir miktar daha bizim enflasyonu kontrol altına almamız lazım. Onlar çünkü ülkeler olarak bakıldığında geçmişte özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında çok ciddi enflasyonist tehditlerle yaşamak durumunda kalmış ülkeler. Onlar çok fazla tahammülü yok. Bir an önce aksiyon alalım ama diğer taraftan da başta İtalya olmak üzere İtalya, İspanya, Fransa hani mali
sistem olarak bakıldığında daha zayıf Almanya'ya kıyasla ve tahvil faizlerindeki yukarı hareketi yani bütçe üzerinde faiz gününün artmasına çok fazla tahammül olmayan zaten bıçak sırtında giden ülkeler. O yüzden o ikisi arasında bir denge bulma çalışma yani söylemler belki şahin geliyor ama aksiyonların o ölçüde yani FED benzeri gelmesi çok zor. Dolayısıyla FED tarafından neredeyse yılın geri kalanında her toplantıda bir faiz arttırımı bekleniyor. İngiltere benzer şekilde, Kanada önceki haftalarda benzer şekilde yaptı. Yani Rusya'ya bağımlılığın azaldığı noktada biz daha fazla şahinleşebilen merkez bankaları başta Amerika olmak üzere görecekmişiz gibi duruyor. Peki bunun şunu da sormak istedim Serdar Pazı. Piyasalar üzerindeki etkisini biz nasıl görürüz? Çünkü şu yüzden soruyorum. Dönüp bakıyorum bu sabah piyasa fiyatlamalarına 10 yıllıklar 2.04'lere tekrardan çıkıyor. Evet. Yani o Şubat'ın sonundaki gelişmelerle ilk Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle birlikte biz tahvilde 10 yıllıklarda 1.70'lere kadar geri çekilme görmüştük. Yine bu seviyelerdeydik. Kabaca 2.10'lu seviyelerdeydik. Evet. Dolar endeksine bakıyorum. Orası 99'lara çıkmış durumda. Hani geçen hafta 98'li seviyelerde olan dolarda tekrardan bir güçlenme var. 99'ların üzerine çıktığını görüyoruz. Yani bunların yanı sıra aynı zamanda işte dönüp bakıyorum ABD endeksine de geçen haftayı kayıplarla da sonlandırdı. Yani bu 25 bas puanlık faiz arttırımı hali hazırda piyasanın içine fiyatlamalara girdi diyebilir miyiz? Yok, kesinlikle girdiğini söyleyebiliriz. Tabii Amerika'da hani getiri eğrisine bakıldığı zaman şimdi 2 yıllık neredeyse bir 80'e geldi. 2'ye bayağı yaklaştı ve getiri eğrisi hani kısa vadelerin yukarı gelmesiyle bir düzleşme. Yani uzun vadelerde aynı hareket yok. Uzun vadeler çünkü FED çok hızlı, çok ani faiz arttırımlara devam ederse, yıl sonuna kadar sürekli faiz arttırırsa o zaman 2023'ün bir noktasında biz artık 2024'te resesyon mu geliyor onu tartışmaya başlarız diye o noktada bir endişe içerisinde. O yüzden bir de enflasyona görece bakıldığında yani başa baş faizleri nerede diye 5 yıllıklar 10 yıllıklar tarihin en yüksek seviyelerinde. Yani %2.6'nın altına mesela 30 yıllık vadede bakıldığında gelmeyeceği düşünülüyor. 10 yıllık ilk defa neredeyse %3'ün üzerine çıktı. Yani bu ne demek? Fed'in tahminlerinin ya da Fed'in öngördüğü enflasyon için dengenin çok üzerinde bir yerde piyasa gerçekleşeceğine inanıyor. O yüzden reel sektörü mutlu etmekle yani çok fazla ekonomiyi faiz arttırımlarıyla yormamakla ama diğer taraftan da finans sektörünü aynı ölçüde nasıl mutlu edecek? Yani aslında ülkemizde de benzer şekilde yani Avrupa'da da Amerika'da da reel sektörle mali sektörün aynı noktada buluşması, optimum para politikası, optimum faiz arttırımı, ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonist endişeleri bertaraf etme yani cevaplamamız gereken ana soru. Ki zaten bu konuda da yani Fed yetkililerinden gelen açıklamaları dinliyoruz. Onlar da hani yani faiz arttırımı konusunda enflasyon karşısında biraz daha geç kaldığımızı biliyoruz diyorlar ama evet. Hani bizim de bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Bu 100 yılda bir karşımıza gelen bir süreç ki bir de bunun içine ilaveten Rusya-Ukrayna savaşı kesinlikle gelince belirsizlikler çok artıyor. Orada da denge bulmak çok daha zor olabiliyor. Şimdi bunun piyasa fiyatlamaları üzerindeki etkisini sormaya devam etmek isterim. Özellikle mesela altın tarafı. Evet. Burada yani geçen 2 haftalık, 3 haftalık süre zarfında altında gerek ETF'ler cephesinde çok ciddi bir şekilde para girişlerinin gerçekleştiğini gördük altına dayalı ETF'lerde. Evet. Bunun tabii arkasında destekleyen unsurlar da vardı. Yani içinde bulunduğumuz konjonktürde güvenli liman algısıyla buraya bir hareket gerçekleşti. Tahvil piyasasındaki hareket bu tarafı desteklendiydi. Gerekse dolar endeksi tarafında. Şimdi biraz daha sanki altın cephesi hani işin savaş boyutunu bir kenara bırakmış da bu hafta biz merkez bankalarına odaklanıyoruz şeklinde bir fiyatlamaya girmiş gibi duruyor ama ne dersin? Şimdi yani altın tabii birkaç fonksiyonu var. Yani bunlardan bir tanesi hani serveti koruma saklama olarak hani bunu da uzak doğudan ülkemize de benzer şekilde ama uzak doğudaki dünya talebi üzerine çok belirleyici. Oradan gelen fiziki talep şimdi bu bir noktası. İkincisi jeopolitik ister noktasında farz ettiğin gibi güvenli liman arayışı. Üçüncüsü de enflasyona karşı bir koruma. Şimdi enflasyona karşı koruma da tabii Fed'in faiz arttırımı, İngiltere Merkez Bankası'nın işte Brezilya'nın vesaire faiz arttırımları önemli. G20'de hemen hemen herkes faiz arttırım döngüsü içerisinde. Ama faiz arttırdığı nokta ya da faiz arttırıp gelebileceği nokta enflasyonu bertaraf edebilecek yerde mi değil. Şimdi Amerika'da enflasyon 7.9 muhtemelen çifthanelere çıkacak. Fed'in biz işte her toplantı faiz arttırsa gelebileceği yer 1.75, 2 hadi bilemedim bir toplantı 50 arttırsa. İkisi arasında çok ciddi fark var. Ve hani Fed'in zaten kendisinin dot plotlarda gelip gelebileceğini iddia ettiği yer 2.5'lar. Enflasyonun 2.5'un altına gelebileceği 30 yıl vadede bile fiyatlanmıyor. Dolayısıyla hani sen dolarda kalıp çok fazla risk almayayım, sabit getirilen enstrümanlarda döneyim, paramı o şekilde değerlendireyim diyorsan enflasyona karşı zaten geride başlıyorsun. O yüzden yani bir işte altın mı artık hani diğer değerli metaller mi hani baz metallere yatırım yapan, tarımsal imtiyaz yapan ETF'ler mi vesaire farklı bir çeşitlendirmeye gidip bir miktar risk almanın
durumundasın. Çünkü hisse senetlerine olan yönelimin de yani enflasyona karşı koruma ülkemizde de benzer şekilde. Yani enflasyon 50'lerde işte getir eğrisi 20'lerde ondan sonra mevduat 10'lu seviyelerde. Yani ben enflasyona karşı alım gücümü korumak adına hisse senetlerine yatırım. Yani bizim kartezyen ufak dünyamız içerisinde dünyada da benzer şekilde hisse senetleri benim daha böyle ön plana çıkıyor. Hisse senedi demişken hemen bir Borsa İstanbul'da açalım. %0.62'lik primle başladı. 12,77 puanlık bir yükselişe işaret ediyor. 2066 puan seviyesinden açılışını gerçekleştirdi Borsa İstanbul. Yeni haftaya primlerle başladığını hatırlatalım. Şimdi burada endeksleri konuşurken Serdar Fazıl şunu da konuşmakta fayda var. Şimdi dedim ki yani enflasyona karşı korunmak için hisse senedi piyasası gerek bizde olduğu gibi küreselde de tercihler noktasında ön plana çıkıyor. Evet. Fakat Goldman gibi kurumlar burada endeks hedeflemelerindeki tahminlerini 2022 yılı için aşağı yönlü revize etmeye devam ediyor. Evet. Neden devam ediyor diyorum. Goldman daha yıla başlayalı 2,5 ay oldu olmadı. 2,5 ayda ikinci defa yıl sonu 2022 hedef fiyatını aşağı düşürdü. Ve S&P için ilk hedefini söyleyeyim 5100'dü. Geldi onu 4900'e revize etmişti. Şimdiki revizyonunda 4700 S&P tahminine işaret ediyor. Bugünden alırsak cuma kapanış 4200'dü. Bir 500 puanlık yıl içerisinde bir yukarı hedef fiyat belirlemiş durumda. Evet yani o da hani sermaye kazancını yani cost of equity vesaire koyarsak üstüne aslında çok bir şey beklemiyor anlamına geliyor. Yani hani enflasyon beklentisi üzerine biz hani bir ana para riski olan enstrümana yatırım yapıyorsunuz. Dolayısıyla hani belirli bir reel getiri de bu tarafta hani ihtimal dahilinde olmalı. O yüzden hani enflasyon Amerika'da bakıldığında bu sene içerisinde %5'lere gelecekse, 6'lara gelecekse üstüne hani cost of equity'yi koyduğumuz zaman hani zaten çift tane %10 civarı falan bir getiri çok da fazla bir şey aslında beklemiyorum anlamına geliyor. Evet. Bir son dakikamız var onu da söyleyelim. Güney Kore'de Hang Seng Teknoloji Endeksinde düşüş %9'u buldu şeklinde bir başlık var. Teknoloji hisselerinde de bu hafta kayıplarla başladık. Evet. Ki ben mesela aslında onu da sormak isterim. Yani bölge bölge konuşuyoruz ama hepsinin toplamında bir Borsa İstanbul'a tabii döneceğiz. Şimdi burada bu sabahki riskler içerisinde Asya piyasaları da göze çarpar nitelikteydi. Niçin? Bölgenin Çin'deki en önemli şehirlerden biri 17,5 milyon civarında bir nüfusu olan ve şehrin özelliğine bakarsak üretim bantlarında teknoloji ağırlıklı üretimin ön planda olduğu Shenzhen şehrinde Covid vakaları çok ciddi bir şekilde arttı. Artıştı, evet. Yani bu vakalar hani Covid vakaları çok ciddi arttı demek aslında çok basit gelebilir ama şunu söyleyelim mesela Shenzhen bölgesinde Foxconn üretimini durdurduğunu söyledi. Yani o denli bir vaka artışından bahsediyoruz. Apple tedarikçilerin hisseleri biraz daha geri çekiliyor ciddi bir şekilde. Artı regülasyonlara yönelik Çin hükümetinden gelen mesajlar bu sabah Çin bölgesindeki teknoloji firmalarının hisselerine baskı yaratmaya devam ediyor ki zaten %9'a ulaşmış kayıplar. Şimdi tabii yani çip noktasındaki hani tedarikler sorunları, tedarik zincirinde yarı iletkenler mesela otomotiv sektörü için oldukça önemli. Hani buralarda ne olacak? Hani bu hakikaten belirleyici. Bir de Amerika'da da benzer bir şekilde şimdi Apple hissesini söylediği için iletmek istiyorum. Hani orada da bizde nasıl endeks mesela yukarı gidiyor işte 2050 iyi de açtı. Haftaya pozitif başlangıç yaptı. Hani uzak Doğu Asya'daki satışlara rağmen. Burada ama yükselişin çok genele yayıldığını hani işte BIST 100'ün hani 100 hissenin de katılımıyla değil 3-5 hissenin belki 5-10 hissenin katılımıyla yukarı yönde gittiği. Yayılamaz yani. Yayılamaz. Nispeten daha işte emtia görece ciddi şekilde performans sergileyen. Kurun yukarı gitmesiyle dolar cinsi, döviz cinsi gelirleriyle ön plana çıkan şirketlerin. Şimdi Amerika'da da mesela aslında çok farklı değil. Yani işte Apple, Amazon, kısa vadeli yakalanan momentum olarak Tesla, işte Netflix vesaire birkaç hisse daha sayabiliriz. İşte. Fang ağırlıklı diyelim. İşte Facebook, diyebiliriz. Amazon, Alphabet, Netflix, Google ve diğerler Google'un Tesla. Google'un ana sahibi Alphabet olmak üzere. O 6-7 hisseyi çıkardığımız noktada aslında orada da hani değer kayıpları çok ciddi belirgin. Yani o hisseler hariç mesela bir alt endeks yapabiliyor olsak yani S&P 500'den işte 5-10 hisseyi çıkartıp o zaman belki de ayı piyasasına girmeye namzet bir piyasa yani %20'den yılbaşından bu yana ya da en baştan bu yana bakıldığında kayıplar ciddi şekilde. Yani o yüzden o mesela Apple'a ilişkin ya da herhangi bir şirkete ilişkin yani bu bahsettiğim saydığımız şirkete ilişkin tedarik zincirinde vesaire yaşanabilecek herhangi bir sorun
endeksin tamamında da bayağı ciddi satışlara neden olabileceğinden yakından izlenmeli. Çünkü yani mesela Nasdaq özeline dönüp bakarsak Nasdaq'ta kayıplar yıl başından bu yana işte %18'lere, %18'ler, %17'ler civarında. Ama mesela dönüp bakıyorum Apple'da yıl başından bu yana kayıplar %12-13'ler. Yani trilyon dolarlık firmadan bahsediyoruz. Tabii. Oradaki kayıpların daha minimal olması aslında dediğin kapıya net bir şekilde çıkıyor. Borsa İstanbul'da konuşalım biraz. Şirket haberlerimiz de var ve bilançolar da var. Şimdi açılış rakamları da geldi. Vestel %2.8 yukarıda ki Vestel'e dair çok da güzel notlarımız var. O notları da paylaşmak isteriz. Birazdan onları da konuşalım. Ford Otokoç Holding, Kardemir, Tav şeklinde. Bugün endekste bir tane şirket var. O da Türk Telekom negatif tarafta. Onda da yatay negatif. 0.50-0.40 aşağıda diyelim. Şimdi dönüp bir açıklanan bilançolara bakalım. Bir de şirket haberlerine bakalım. Akabinde detaylarını konuşuruz. Öncelikle bilançolarla başlayalım. Vestel'in finansalları geldi. Gübreden bilanço açıklayan şirketler arasındaydı. Her birini konuşmaya çalışacağız. Finansallarda geldikçe. Hemen ben buradan söyleyeyim. Mesela örneğin Vakko. Vestel geldi. Hemen onunla başlayalım o zaman. 2021 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 1.9 milyar TL seviyesinde. Geçen yıla göre daha yüksek bir 12 aylık net dönem karını işaret ediyor. Gübre fabrikalarının net dönem karı 523 milyon TL oldu. Bizim Toptan'ın 12 aylık net dönem karı 82.3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Diğer bilançolarımız da vardı. O taraftan da detaylandırmaya devam edelim. Sarp Uysan 12 aylık net dönem karı 553 milyon TL oldu. Vakko 12 aylık net dönem karı 222 milyon TL. Net Holding'inde 12 aylık konsolide net dönem karı orada da 910 milyon TL olarak paylaşıldı. Şirket haberlerimiz de var. Fakat bilançolara şu notu da ekleyeyim. Onun üzerinde şirketin finansalları geldi. O yüzden biz birkaçını alabildiğimiz kadar değerlendirmeye çalıştık. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Gelişme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında 16-18 Mart tarihlerinde talep toplanacak. Bizim Toptan satış mağazaları 2022 yılında %50 artış büyümesi bekliyor. Enrasi deri payları 16-17 Mart'ta borsa birincil piyasada sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz edilecek. Bu hafta iki tane de halka arz var diye dipnotumuzu paylaşalım ve dönelim Vestel'e. Evet. Vestel'e bakıldığında halk yatırımı değerlendirmesi var. Tabii. Burada gördüğüm üzere ertelenmiş vergi gelirlerinin etkisiyle net kar beklentilerin üzerinde. Satış gelirleri beklentilerin genel hafif üzerinde olduğundan bahsedilmiş. Operasyonel karlılıkta beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme var. Gene yıl içerisinde tabii ham madde noktasında tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılara, zorluklara rağmen karlılıktaki düşüş oldukça sınırlı kalmış ve halk yatırımı değerlendirmesine göre %34.68 hedef fiyatla kapanışa göre tabii herhalde cuma kapanışa göre %42 bir getiri potansiyelinden bahsedilmiş ama zaten senin de aktardığın üzere yani haftaya olumlu bir seyirle finansalların ardından başlıyor. Bugün evet primli. Şimdi detaylara bakarsak şirketin net satışlarına bakıyorum. 3.6 milyar dolarlık bir satış gerçekleştirmiş. 2021 yılında bu rakam 3.1 milyar dolardı 2020'de. İhracat oranına bakıyorum. İhracat oranı mesela 2017'de %66'lar seviyesindeyken şimdi 2021'de %75'e çıkmış. 2020'de her ne kadar %73'e gerilese de orada pandemi etkisi diyebiliriz belki 2020 için. Tabii fakat yani kademeli bir şekilde 2017, 18, 19 diye baktığımızda ihracat oranında artış ön plana çıkıyor. Brüt kâra bakıyorum 1 milyar dolar civarında bir brüt kâr elde edilmiş. Burada brüt kâr marjı %27.7 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Dönüp baktığımızda faaliyet kârı 513 milyon TL olarak açıklanırken faaliyet kâr marjı %14 olarak karşımıza geliyor. Şirketin net kârı 2021 yılında 242 milyon dolar olmuş. Burada da net kâr marjı %6.6 seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. Net satışlara bakıyorum. Net satışlar 32.5 milyon TL bazlı bakarsak. O geçen yıl 21.5 milyon TL seviyesindeydi. Orada neredeyse bir %53'lük bir büyüme gerçekleşmiş durumda. Özellikle burada satışların bölümlere göre dağılımına bakarsam televizyon ve elektronik cihazlar %40, beyaz eşya %60 olarak konumlandığını görüyoruz. Burada aslında Serdar Pazı herhalde bahsettiğin hikaye de Vestel özelinde de ön plana çıkıyor. Neyden bahsediyorum? İhracat tarafı kuvvetli olan firmaların bilançolarına yansımaları da etkili oluyor. Tabii yani konsolide ciro da benzer şekilde %51 artmış. O da
32,5 milyar TL'ye ulaşmış. Yani tabii kurun yukarı gitmesinden olumlu etkilenen şirketler var. Hani ihracat gelirleri üzerinden, ama tabii Vestel iç piyasaya da yani çalışan bir şirket diğer taraftan. Yani dediğim gibi yıl içerisinde yani 2021 yılı aynı 2020 yılı gibi yani tedarik zincirindeki bozulmanın ve ham madde fiyatlarındaki çılgın volatilitenin bizlere yani önemli zorluklar yaşattığı şirketlere bir dönem. Dolayısıyla hani bu dönemde brüt kar marjındaki çok sınırlı düşüş yani 2020'de 27.9'dan sadece 27.7'ye gerilemesi iyi bir performans olarak değerlendirilebilir. Burada şunları da söyleyeyim. Favori tarafı da takip edilen önemli başlıklardan biri. Son 5 yılda ortalama %59'luk bir artış gösteren Favori'den bahsediyoruz Vestel özelinde. 2021 yılında 5.5 milyar TL'lik bir Favori elde edilirken Favori marjı %16.7'den %16.9'a çıkmış. Durumda mesela 2019'da şirketin Favori marjı %13.6'lı seviyelerde gerçekleşmişti. Süremizin sonuna geldik. Yani Vestel'i yarın konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü çok daha fazla detayı var ama varsa son sözün alayım oradan. Sonra da programı sonlandıralım. Doğuş Otomotiv'in bilançosu ve Garanti Model Portföy'ün kardemir eklemesi. Evet, Tofaş'ı çıkartarak herhalde onları yarın yani, veya gün yarın, içerisinde evet, bakalım. Çok teşekkür ederiz Serdar Pazı. Kısa bir araya gideceğiz reklamlara. Reklamlardan sonra Pelin Yantur sizlerle birlikte olacak.